Yapma Şevket. Ben bu resmi bir yerden hatırlıyorum. İlk kocan elinde silahla düğünümüzü bastığında da benim arkama saklanmıştı. Aynı böyle. Korkma, benim silahım falan yok. O adamın neler hissettiğini şimdi çok daha iyi anlıyorum. Onun da midesi bulanıyordu demek. Aynı böyle iğreniyordu. Aynı nefreti yaşıyorum şimdi onunla. Tek farkımız benim silahım yok. Seni bitirmek için silaha ihtiyacım da yok. Şimdi öldürdüm artık seni. Kim yolladı o adamı? Nasıl çıktı yukarı? Biz bırakmadık. Aslanım çıksın dedi. Özür dilerim. Bir sorun mu oldu efendim? Alo? Neredesin oğlum? Dışarıdayım baba. Dolaşıyorum. Yemek yiyeceğiz. Annen çabuk gelsin diyor. Yemek yiyeceğiz. Ben biraz gecikeceğim. Yemeği beklemeyin. Ne diyor? Gecikecekmiş. Aa, yapmasın. Söyle, nehirleri söyle. Belki gelir o zaman. Bak, Nehir teyze nerede gelecek? Birlikte yiyeceğiz hadi. Kusura bakmasın ne olur. Peki, sen bilirsin. Gelmiyor mu? Ver bakayım. Hadi kapatıyorum. Çok geç kalma yine de. Tamam, merak etme. Abin neredeymiş ki? Bilmiyorum. Sormadın kızım. Ayıp olacak şimdi nehirlere. Hep beraber olalım diye çağırdık. Fazla fazla yaptığın yemekleri yedirecek adam arıyorsun şimdi. İtiraf et. Aşk olsun Necla. Ben dün akşam da kalsınlar istedim ama onlar gitti kızım. Hay Allah, bak şimdi. Şevket de olsaydı iyi olacaktı. Neyse. Bu şovdan sonra evlenme teklifinin cevabını beklemiyorsun herhalde. Şimdi başka sorulara cevap arıyorsun. Onun yerinde olmak istemezdim. İyi oldu. Yerine hazırlandığını tam zamanında hatırlattı. Biz başındayız. Ama az önce bir ilişkinin sonunu gördüm. O kapıda duran ben olsaydım diye düşündüm bir an. Anlaşıldı. Gözün korktu. Ben seni çözmeye çalışıyorum. Hiç uğraşma. Boşuna kendini hırpalama. İyi misin? Yürü gidelim hadi. Çok korktum. Hala titriyorum. Yürü.
İyi akşamlar. Arabanızın anahtarları. Sen kullan, benim hiç halim yok. Tamam. Kimler? Satışı engellemek isteyen adamlar çıktı ortaya. Berat'la bir problemleri varmış. Allah kahretsin ya. Biliyordum ben böyle olacağını. Söyledim sana. Söyledim. Uzak dur o adamdan dedim. Söyledim değil mi ha? Bak bela oldu işte başına. Sus Ceyda ya. Ben işimi yapmaya çalışıyordum. Ne bileyim Arsa'nın problem ne olduğunu. Baktık ettik, adam beğendi, biz işi bağladık gitti. Öbürleri yolda önümü kesip aşağı indirene kadar bir şeyden haberim yoktu. Onca yolu bu halde mi geldin? Hastaneye falan gitseydin. Abartma, yok bir şey. Geldim işte. Dur bakayım. Acıyor mu? Bırak, banyo yapacağım. İyi misin? Doğru söyle. Bir daha görüşme o Berat denen adamla. Kes bütün ilişkini. Bulaşmasınlar bize. Sana söylüyorum Oğuz. Uzak dur onlardan. İş açma başımıza. Ne olur ya. Ne olur. Buyur abi. Bir bira. Hemen geliyorum. Değil ama ne bileyim yapmaz diyordum. Hele sen konuştuktan sonra. Kırılgandır o. Onca laftan sonra peşimde dolaşmayı gururuna yediremez diyordu. Tam da zamanını buldu biliyor musun? Levent bana evlenme teklif etmişti. Ne zamanlama değil mi? Ben de şans olsa zaten. Ne dedi Levent Bey? Nasıl teklif etti? Bırak, bir önemi kalmadı artık. Bak, buraya dediğimiz adı öğretmen. Aferin sana. Yardım edecek bir şey var mı? Aa, yok artık. Üç kız dururken mutfakta yani. Aa, unuttuk bak. Ya Sedef, sana zahmet pırasayı da çıkarsana dolaptan. Çok yemek var, dursun o da. Çıkar çıkar, yenir. Abim gelince yer mi acaba? Biraz ayırsak mı ondan? Bilmem, ayır istersen. Siz hala görüşmediniz değil mi? Motorda karşılaştık bugün. Beraber geçtik karşıya. Ya, karşılar marşlar geziliyor bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.